Peki hocam, mantar enfeksiyonları nelerdir? Mantar enfeksiyonları da, yani biz kadın doğum mantarından bahsediyorum. Evet. Bir ciltte olanlar var, dış perine de olanlar var. Onlar daha çok kontakla bulaşan, bir yerden alınan mikropla bulaşan enfeksiyonlardır. Bir de asıl bizim konumuz vajinada. Evet. Vajinal kandidiyaz dediğimiz vajinal mantar enfeksiyonları var. Bunlar daha çok böyle dokun, yani bir yerden alınan değil de normal vajinamızda bizim mantar olması gerekiyor. Normal floramızda var bu mikroorganizmalar. Özellikle vücut direncinin düştüğü, antibiyotik kullandığımız, üşüttüğümüz durumlarda oradaki özellikle antibiyotik kullandıktan sonra normal yaşaması gereken bakteriler de maalesef ölüyorlar. Bu sefer mantarlara böyle geniş yerler açılıyor ve bizim mantarlarımızda çoğalıyorlar ve enfeksiyona, kaşıntıya, kötü kokuya, akıntıya, sarı yeşil akıntıya neden olabiliyorlar. Yani vücut direncimizi düşürmek, gereksiz yere asla ufak bir üşütmede, ufak bir şeyde, problemde antibiyotik kullanmamak bizi mantar enfeksiyonuna karşı çok korur. Çok basit tedavileri var, medikal tedavileri, ama ben en çok hastalara şey de öneririm bu tedavilerinde, kefir içmek. Gerekirse sirkeli sularla vajinal temizliğimizi yapmak, bu bizi bayağı bir koruyabiliyor mantar enfeksiyonlarından. Evet, bunlar da önemli mesajlardı. Evet. Kefir dediniz hocam. Kefir çok faydalı. Yoğurt, ev yapımı, doğal mayayla satın alınan yoğurttan bahsetmiyorum. Yoğurt da çok vücut direncimizi yükselten, faydalı bakterileri çoğaltan bir şey. O zaman bizi hem besleyici hem de direncimizi yüksek tutacak. Evet. Gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Evet, evet, evet. Prebiyotikli böyle turşular, sirkeler, ev yapımı yoğurtlar, kefirler bizi çok çok inanılmaz sağlıklı kılan besinler.